Yani sen ne diyorsun? Dediğimi duydun Emirhan. Anne, gel şöyle içeri, sakin kafayla konuşalım. Gel. Buyurun. Geç anne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Şunu ver anne. Anne, içeri gel. Gel. Mantonuzu alayım. Neredeydin anne? Neden bizden birini aramadın? Nasıl merak ettik, haberin var mı? Hem ne demek boşanıyorum? Şimdi konuşmak istemiyorum. Yatıp dinleneceğim. Çok yorgun. Bana bir oda gösterin. Kimseye de geldiğimi haber vermeyin. Ama anne, nasıl haber vermeyiz? Herkes seni merak ediyor. Senden tek bir şey istedim Emirhan. Ne olur üsteleme. Bırak bu gece dinleneyim. Yarın konuşuruz. Bu kuleler ne? Taşınıyoruz. Burası merkeze uzak kalıyor diye yarın sabah yeni eve geçeceğiz. İyi ya. Hep beraber geçeriz. Tabii senin için bir sakıncası yoksa kızım. Yok, estağfurullah. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Afiyet olsun. Heh, sağ ol Okan. Oturabilir miyim? Otur. İçer misin bir kadeh? Olur, içerim. Belki üzerime vazife olmadığımı söyleyeceksin. Ama yine de merak ediyorum. Rüksen Hanım'dan bir haber var mı? Var. İyiymiş. Ya istediğin başka bir meze varsa söyleyeyim. Yok yok, bunlar yeter. Rüksen Hanım... Benim yüzümden mi gitti? Bunu da nereden çıkardın? Geçen gece beni Emirhanlar'da yemekte gördü. Gelişiyle gidişi bir oldu. Sonra ikiniz yemek yerken ben üzerine geldim hani. Sanki o zaman da bozuldu beni görünce. Sen takma bunlara. Her şey zamanla yerine oturacak. Rüksen Hanım'ın... ona annemi hatırlatan hiçbir şeye tahammülü yok değil mi? Ne yapacağız? Yerini açalım mı? Elim ayağıma karıştı benim. Şimdi üstüne varmayalım. Dinlensin. Kafasını toplasın. Kendine gelsin biraz. Belli ki yol yorgunu. Yarın sabah uzun uzun konuşuruz. Ya bu durum beni rahatsız ediyor. Hangi durummuş o? Ne demek istediğimi anlıyorsun işte. Ben buraya sana sıkıntı vermek için gelmedim. Amacım seni ailene karşı zor durumda bırakmak falan da değil. Bunları biliyorum Okan. Ama yanlış düşünüyorsun. Sorun sen değilsin. Herkes bu olanlara hazırlıksız yakalandı. Hepimizin zamana ihtiyacı var. Hepsi bu.
Emirhan'la aranız nasıl? Neden sordun? Seni neden ilgilendiriyor bu? Canım, aynı yerde çalışıyoruz. İster istemez dikkat çekiyor. Sanki bir zamandır aranız soğuk gibi. Ha, Halife Ana nasıl? Beni yanlış anladın. Amacım senin aile hayatına karışmak değil. Sadece hani olur da konuşacak, dertleşecek birini ararsan ben buradayım. Bunu bil istedim. Belki Emirhan'ın yerini tutmam ama. Şekeri bulamıyorum ya. Bak burada canım. Burada. Sağ ol. Nuriye'den bu evin de rehberini almam lazım. Eşyaların yerlerini başka türlü bulamayacağım. Senin aklın annende tabii. Dün geceden beri uyumadı Emirhan. Evin içinde gezindi durdu. Biliyorum, duydum. Sakinleştirici falan versek mi? Kötü görünüyor. İstemez şimdi. Versen de içmez. Hem zaten konuşmamız gereken şeyler var. Şimdi uyumasın. Önce derdini anlamaya çalışalım. Sonra istediği kadar dinlenir. Anne. Anne. Hadi kahvaltıya gel. Bir iki lokma bir şey yiyelim. Akşamdan beri hiçbir şey yemedin. Pek iştahım yok Emirhan. Hiç olmazsa sıcak bir çay içseydiniz Rüksan Hanım. Niye zahmet ettiniz bu karışıklıkta yavrum? Sen böyle gel. Teşekkür ederim. Baba, biraz yemeye çalış. İki lokma iç değilse. İyiyim ben. Sen de uyur karnınlıksın. Sen ne yapacaksın bugün? Vakfa gideceğim baba. Neden? Evde oturdukça daha fazla kuruyorum. İzninle. Koray nerede Bildan? Annesiyle otelde kahvaltı yapacakmış. Annesi İzmir'e geçecek akrabalarını görmeye. Kadın geldi gitti ilgilenemedik. Ayıp oldu. Yine gelir baba. Bir de buna sıkma canını. İyi de misafir o kızım. Kadının yüzüne bile bakamadım koşuşturmaktan. Hadi Kerim, kahvaltın bittiyse gidelim. Gidelim baba. Hoşça kal. Güle güle. Kalkmayın, kalkmayın siz. Akşama görüşürüz. Güle güle baba. Görüşürüz. Hiçbir şey anlatmayacak mısın anne? Ne bilmek istiyorsun Emirhan? Bunca zamandır neredeydin? Marmaris'te bir oteldeydim. Hiç dışarı çıkmadım. Bunu nasıl yapabildin anne? Hiç kimseye haber vermeden. İki gün neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Hepimiz perişan olduk. Sonunda Ayriye teyze aradı da rahat bir nefes alabildik. O iki gün benim ne yaşadığımı da ben bilirim Emirhan. Demek Ayriye aradı. O da aramasa biz ne olurduk? Yani ne demeye çektin gittin? Oturup konuşamaz mıydık anne? Ha? İzin verirseniz ben bir çıkayım.
Anneme sabahtan uğrarım demiştim. Meraklanmıştır şimdi. Reyhan. Sen yabancı değilsin kızım. Otur. Anlatacaklarımı senin yanında da anlatabilirim. Yok, ondan değil de dediğim gibi anneme söz vermiştim. Bekler şimdi. Peki kızım, sen bilirsin. Ben seni geçireyim. Gel. Bugün ne yapmak istersin anne? İstersen erken çıkarım işten, birlikte bir şeyler yaparız. Gerek yok oğlum, sen işinden geri kalma. Ben zaten Vilda'nın yeni dükkanına gitmeyi düşünüyorum. Anne gözünü seveyim, bir tatsızlık çıkarma. Ne tatsızlığı canım? Şöyle şehri bir gezdirir bana. Hem bu arada biraz konuşuruz. Ne konuşacaksınız? Ne konuşacağımız belli Koray. Kızın annesi ortada yokken başka ne konuşacağız? Anne lütfen biraz anlayışlı olmaya çalış. Tamam haklısın. Rüksan annenin böyle habersiz çekip gitmesi normal değil. Ama sen yine de pek girme bu konuya. Bırak onlar kendi aralarında halletsin. Hani biz bir aile olmuştuk oğlum? Öyle söylüyordun ya. Şimdi sen karışma, bu onların sorunu diyorsun. Nasıl olacak anlamadım. Boşanma konusunda ciddi misin anne? Ciddiyim. Çok düşündüm. Bundan başka çıkar yol bulamadım. Öyle had edilme boşanılır mı anne? Hem siz babamla kaç senedir evlisiniz? Onca sene sonra olacak iş mi bu? Ya ne yapayım Emirhan? Bunu da mı sineye çekeyim? Sessiz sedasız köşemde oturmaya devam mı edeyim? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Yani tabii öyle söylemiyorum ama... ne bileyim, bir orta yol olmalı. Babamla oturup bu konuyu halledebilmelisiniz. Emirhan, babanın başka bir kadından boyunca oğlu var. Bunun orta yolu mu olur? Ama anne... Aması falan yok Emirhan. Buradan uzakta geçirdiğim iki gün her şeyi açıkça görmemi sağladı. Babandan boşanacağım. Ya ablamlar anne? Bunu onlara nasıl açıklayacaksın? Elimden geldiğince gerçeği onlardan saklamaya çalışacağım. Boşanma nedenimi bilmelerine gerek yok. Nasıl saklayacaksın anne Allah aşkına? Bana baksana, ben saklayabildim mi? Onlar da çocuk değil. Zaten bir şeyler döndüğünden şüpheleniyorlar. Saklayamazsın. Boşuna nefes tüketme Emirhan. Ben kararımı verdim. Bu işin geri dönüşü yok. Çay taze, sana da koyayım mı kızım? Vallahi bir bardak çaya hayır demem. Sen geç otur, ben geliyorum şimdi. Erkencisin sen bugün. Ya yeni eve geçtik ya, yakınız artık. İstediğin saatte gelebilirim. Unutmuşum be kızım. Kafam pek yerinde değil artık. Dur çayını getireyim de öyle konuşuruz. Gel gel. Bir sürü mevzu oldu yine. Bir gün olaysız geçmiyor ki. Geliyorum geliyorum. Baba. Söylemeyi unuttum. Özcanlar nakliyatı bir arayacakmışsınız. Telefon bekliyorlar. Tamam. Ha Kerim. Efendim baba. Yahu biz yurt dışındaki firmalara bir sürü fiyat teklifi geçmedik mi? Evet geçtik baba. Dönen olmadı mı? Hayır baba, dönen olmadı. Nasıl olmaz ya? Dünya fiyat kırdı. Sen birkaç faks çek, mail at. Öğren bakalım neler dönüyor. Emirhan'la da toplantı yapalım. Tamam baba. Hadi bakalım. Evet. Babam arıyor. Ben yokum. Onu görmeye henüz hazır değilim. Alo. Efendim baba. Bu saat oldu yoksun Emirhan. Yurt dışındaki müşterilerle ilgili sorun var. Bir şeyler dönüyor. Sen de bir gel de bir toplantı yapalım bakalım. Durumu değerlendirelim. Tamam baba. Gelirim.
Yani önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Tamam, çıkıyorum az sonra. Tamam oğlum. Fabrikaya gitmiş değil mi? Evet. İşle ilgili sorunlar var. Beni de çağırıyor. Şu durumda bile fabrikasını boş bırakmamış. Hala işini düşünüyor. Gerçi neden şaşırıyorum ki? İşi her zaman benden önemli oldu. Yapma anne. Biliyorum kızgınsın. Ama bu konuda babama haksızlık ediyorsun. Sen ortadan kaybolunca perişan oldu. Ben onun yanındaydım. Neler yaşadığını biliyorum. Eminim evde oturmaktan bunalmıştır. Bir şeylerle oyalanmak için gitmiştir fabrikaya. Neyse ne canım. Artık bir önemi de yok zaten. Bu kadar kesin konuşma. Daha babamla bile karşılıklı konuşmadınız. Ben onun seni çok sevdiğini biliyorum. Beni hiç anlayamıyorsun değil mi? Neler çektiğimi göremiyorsun. Ben babanı sevdim. Hem de çok sevdim. Gözümü açtım, onu tanıdım. Hayatım boyunca ona inandım. Onun için yapmadığım fedakarlık kalmadı. Ama o ne yaptı? Aramıza ihanet soktu. Ve yıllarca o ihanetin büyümesine izin verdi. Ben daha Nalan'ı hazmedememişken bir de o kadından oğlu olduğunu öğrendim. Ben bittim. Fazlasını kaldıramam oğlum. Yapamam. Neymiş bakalım bana anlatacakların? Rüksen Hanım döndü. İyi, sevindim. Ama konağı değil. Bize geldi anne. Dün geceden beri bizde kalıyor. Ethem Bey, o ne diyor bu duruma peki? Kimsenin haberi yok. Sen de konaktan biriyle görüşürsen sakın söyleme. Kadın boşanmaya karar vermiş anne. Yok canım. Daha neler artık? Vallahi çok kararlı görünüyor anne. Sözünden dönecek gibi değil. Dün akşam daha kapıda ilk cümlesi ben boşanıyorum oldu. Konağa da gitmedi işte dedim ya. Bir süre bizde kalacak galiba. Allah Allah. Ben çıkıyorum şimdi. Ne olur bu kadar karamsar olma anne. Her şeyin bir çaresi bulunur. Sen işinden kalma oğlum. Düşünme beni. Dışarıdan istediğin bir şey var mı? Gelirken getireyim. Yok. Dediğim gibi. Sen kimseye burada olduğumu söyleme yeter. Hı hı. Yalnız başına kalman hiç hoşuma gitmiyor. Aklım sende kalacak bütün gün. Ben Hayriye teyzeni ararım. O gelir laflarız biraz. Meraklanma sen. Peki. Akşama görüşürüz. Hadi güle güle yavrum. Ya Reyhan, bak bu da sana hayat dersi olsun kızım. Neymiş o? Koskoca Rüksan Hanım. Seni evinde istemeyen kadın. Bizi neredeyse konağa sokmamıştı bir vakit. Şimdi senin evinde sığıntı gibi. İşte bu Allah'ın adaleti. Sen doğru yoldan sapmadıkça o sana mükafatını verir. Anne, kadının acı çekmesi benim mükafatım değil ki. Tabii acı çekmesi değil. Ama şimdi o da anladı sığıntı gibi yaşamak ne demekmiş. Daha bundan sonra neler çekecek bakalım. Etme bulma dünyası kızım. Emirhan da hastanede doğmuş galiba, öyle değil mi? Ağlama kızım, ağlama, ağlama. Ağlama kızım. Kızma. Tabii ya. Emirhan Şengül'ün oğlu. Hayriye ondan yalan söyledi.
başka nedeni olamaz. Reyhan da Rüksan'ın kızı. Geldim, geldim, patlama. Efendim. Rüksan. Neredesin? Döndün mü? Tamam, tamam. Ben hemen geliyorum. Ay tamam, kimseye söylemem. Tamam, tamam canım, görüşürüz. Ah, hoş geldiniz Şevki anne. Hoş bulduk kızım. Bakıyorum da dediğini yapıp dükkanı büyütmüşsün. Ben bu kadar acele etmeyecektim ama Koray istedi. Burayı da kendisi buldu. İyi para getiriyor mu bari? Bana yetiyor. Hoş. Senin paraya da ihtiyacın yok ya. Neyse. Her gün açıyor musun burayı? Evet. Bir aksilik olmadıkça her gün. Eğer işlerini çok aksatmayacaksa şehri gezelim diyecektim. Ne zamandır şöyle etraflıca bir gezmedik, ne dersin? Ben aslında... Gördüğüm kadarıyla pek işte yok zaten. Öyle boş boş oturuyorsun. Olur tabii Şevki anne. Benim için de bir değişiklik olur. Nedir son durum? Fakslara cevap alabildin mi? Aldım baba. Çoğu firma daha iyi fiyat veren başka bir firmayla anlaşmış. Fiyatların üstünden hep birlikte geçtik. O fiyatlardan daha iyi fiyatı kim vermiş? Kıl kârı değil bu iş ha. Onu henüz öğrenemedim baba. Ama hangi firma olduğunu araştırıyorum. Sen ne diyorsun bu işe? Bilemiyorum baba. Önce işi kimin aldığını bir öğrenelim. Sonra değerlendiririz. Bence henüz konuşmak için erken. Haklısın aslında. Sen bu işi iyice bir araştır Kerim. Tamam. Bakalım kimmiş fiyatları bu kadar kıran? Nereye kadar inmişler? Onu bir öğrenelim. Tamam baba, öğrenelim. Şükür kavuşturan. Rüksan, hepimizi çok korkuttun. Bir delilik yaptın sandık. Yok canım. Ne deliliği? Sadece sakin kafayla düşünmek istedim Hayri. Buradan bana ait olan her şeyden uzaklaşmak istedim. Hadi gel. Nasıl? Siz gittiğinizden beri değişmiş mi Muğla Şevki anne? Yok. Şehir pek değişmemiş de insanları değişmiş. Bizim zamanımızdaki durumlar kalmamış. Ne gibi? Bizim zamanımızda evli barklı bir kadının 2 gün ortadan kaybolması olacak şey değildi. Zamanın insanları daha bir başına buyruk mu olmuş ne? Sen ne dersin kızım? Haksız mıyım yani? Hava bayağı soğuk.
İsterseniz şöyle bir kafeye geçelim. Olur, geçelim. Ama kafede oturduk diye bu konu kapanacak değil kızım. Buyurun. Bunu nasıl yapabildin Rüksan? Herkes perişan oldu. Ethem Bey ne çok kızmıştır bu yaptığına, kim bilir. Daha onunla görüşmedim. Ne yani? Burada olduğunu bilmiyor mu? Bilmiyor. Neler yapıyorsun böyle Rüksan? Sen böyle davranacak bir insan değildin. Ne oluyor sana? Haklısın. Değildim Hayriye. Bugüne kadar hep Ethem için yaşadım. Doğru. Peki ödülüm ne oldu? Elime ne geçti? Ha? Hiçbir şey. Koca bir hiç. Döndüğüne göre neden buradasın Rüksan? Neden evine gitmedin? Ethem'e söyleyeceklerimden önce biraz güç toplamaya çalıştım. Ne söyleyeceksin ki Ethem'e? Boşanmak istediğim. Ne? Baba. Nakliye firması neden aramanı istemiş? Önemli bir şey yok. Aradım, konuştuk. Yani ona göre fiyatı daha çok yükseltmeliyiz. Hallettim dedim ya. İyi. Ben ofisimdeyim. Emirhan. Efendim baba. Annenden hala ses yok değil mi? Yok. Hayriye yaramış, bize haber vermiyor. Olacak iş değil. Ya şu an önemli olan annemin hayatta ve sağlıklı olduğunu biliyor olmamız baba. Bırakalım da kafasını dinlesin biraz. İyi. Kafasını dinlesin de. Bir haber vermemek de neyin nesi canım? Beni denetmek için yapıyor bütün bunları. Baba. Annem sana kırgın. Bu kadarına hakkı yok mu? Ah, oturup konuşulur bunlar. Ne demek evi terk etmek canım? Yani belki şu an tek başına düşünmeye ihtiyacı vardır. Evde de tek başına kalabilir. Bütün gün biz yokuz zaten. Baba. Annemi biraz tanıyorsam... o şimdi ciddi kararlar arefesindedir. Bence üstüne gitmemek en iyisi. Ne yani? Boşanacak hali yok ya. Ölürüm de böyle bir şeye izin vermem. Çocuk gibi konuşma Rüksan. Sen istesen de Ethem Bey yanaşır mı sanıyorsun böyle bir şeye? Ölür de senden boşanmaz. Bu onun tercihi değil Hayriye. Ben boşanmaya kararlıyım. O da buna saygı göstermek zorunda. Yapma Rüksan. Aklını başına topla. Bir anlık kızgınlıkla hareket etme. Olacak iş değil bu. Sen benim tarafımda mısın? Ethem'in tarafında mı? Sen de bir kadınsın. Beni en iyi senin anlaman gerekir. Ben sıradan biri değilim Rüksan. Seni en iyi anlayacak insan benim. Bana haksızlık etme. Ben senin bu aile dağılmasın diye nelere katlandığını çok iyi biliyorum. Sen bu aile dağılmasın diye kendi bebeğini değiştirdin. Senin katlandıklarını bir ben bilirim. Onun için seninle böyle açık konuşuyorum. O olaydan sonra nasıl acı çektiğimi sen biliyorsun Hayri. Belki yaşamaya devam ettim. Ama hep bir adım eksik kaldı. Artık yeter. Yeter. Bunu da sineye çekemem Hayri. Yoksa aynada nasıl bakarım yüzüme? Gerçi daha erken ama Koray'la çocuk konusunu hiç konuştunuz mu Vildan? Yok, konuşmadık. Dediğiniz gibi daha erken diye düşünüyoruz. Bence elinizi çabuk tutun kızım. Başına gelince göreceksin ki annelik dünyanın en harika duygusudur. Hele o minik minik yavruları büyütmek, hayata hazırlamak. Tabii. Tabii.
Onları hayata hazırlarken anne babalar da çocukları için her zaman doğru örnek olmalılar, değil mi? Öyle tabii. Bak, bu konuda aynı fikirde olduğumuza sevindim. O zaman sen de annenin davranışlarını onaylamıyorsun. Hı? Efendim, anlayamadım. Bak kızım, şimdi annenin yaptığı kabul edilebilir bir şey değil. Evliliklerde kadının bir sorumluluğu vardır. Anladığım kadarıyla annen bunların pek farkında değil. Ama seninle aynı fikirde olduğumuza sevindim. Demek ki sen anneni örnek almıyorsun. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Siz kim oluyorsunuz da annem hakkında bana nasihat veriyorsunuz? Siz değil miydiniz oğlunuzu düğününde yapayalnız bırakana? Olaylar hakkında bilginiz olmadan böyle konuşma hakkını kim veriyor size? Yavaş kızım. Ayıp oluyor ama. Hah. Sabahtan beri susuyorum. Bir şey demeyeyim diyorum ama artık yeter. Şunu iyice anlamanızı istiyorum. Annem bugüne kadar benim tanıdığım en güçlü, en haysiyetli kadınlardan biridir. Ben onun tırnağı olabilirsem ne mutlu bana. Yerim seni ben. Kocaman mı oldun sen? Eşek sıpası seni. Oho, canım. Canım. Abla, annemle babam arasında ne olabilir? Bir bilsem Şükran. Annem gelince anlarız. Bizi neden aramıyor? Hayriye abla kim Allah aşkına biz burada dururken? Hayriye abla onun en yakın arkadaşı. İnsanın bazen çocuğuyla konuşamayacağı şeyler olabilir. Hayır efendim, olamaz. Aile içinde böyle saklı gizli şeyler olmaz. Neyse, bizimle paylaşması gerekiyordu. Annemin de kendine göre haklı gerekçeleri vardır Şükran. Babamla aralarında kim bilir ne oldu? Bir şey olduğu yok abla. Olsa biz de bilirdik. Aynı çatı altındayız şurada. Şükran, ben aylarca Mahmut'tan dayak yedim. Senin haberin oldu mu? Ne zaman ki ben söyledim, o zaman haberin oldu. O yüzden peşini hüküm verme. Efendim canım. Hayatım, ya işini bölüyorum ama önemli bir şey aklıma geldi. Ali İhsan'la Mehmet bizim kolileri getirecekti bugün. Ya tamamen unuttuk. Benim eve gitmem lazım. Ama anneni de rahatsız etmek istemiyorum. Ne olacak? Sen eve git, durma. Annem Ali İhsan'lara yakalanmasın hayatım. Babam annemin burada olduğunu böyle bir yolla öğrenirse daha büyük sorunlar çıkar. Hadi canım. Tamam. Ben bu yaşıma geldim, böyle davranış görmedim. Kafenin ortasında azarladı beni. Rezil oldum millete. Anne, sana söylemiştim. Bildan ve ailesi çok stresli günler geçiriyor. Yalvarırım biraz anlayışlı olmaya çalış. Ben mi anlayışlı olacağım? Daha ne yapayım Koray? Onca yoldan gelmişim. Ben ona dostluk elimi uzattım. O ne yaptı? Ne yaptı? Bana bağırdı. Bir de sen bana anlayışlı ol diyorsun ha? Anlıyorum seni anne. Ama ben de Bildan'ı tanırım. Durduk yerde böyle davranacak biri değildir. Ne yani? Ben mi sebep oldum buna? Böyle mi söylüyorsun? Yok be anneciğim. Sadece durumu anlamaya çalışıyorum. Anlaşılacak bir şey yok Koray. İnsan annesiyle karısının yerini birbirine karıştırmaz. Git karınla konuş. Bana bu şekilde davranamayacağını bilsin. Tamam anne. Konuşurum. İnanamıyorum ya. Ya kadın gözümün içine baka baka anneme laf sokuyor. Ama bir sustum, iki sustum. Ben de insanım. Sonunda patladım tabii. Ağır sözler etmeseydin bari. Ya o anda onu düşünecek durumda değildim abla. Kan beynime sıçramıştı. İnanabiliyor musun? Bana sen anneni örnek alma dedi. Aa, yok daha neler. Vallahi aynen böyle söyledi. Bence cevabını yapıştırmakla iyi yapmışsın Vildan. Sen bir vardarlısın. O kim ya? Hı? Doğru. Sakın kendine ezdirme. Bu işler böyledir. Dizginleri kaynanaya bir kaptırdın mı arkası gelir vallahi. Yapma Şükran. Ateşe körükle gitme sen de. Hem sen nereden bileceksin kaynana derdini? Tamam, orası öyle. Ben rahattım o konuda. Kerim çöpsüz üzüm. Ama öyle olmasa da ezdirmezdim kendimi. Sen de ezdirme Vildan. Tamam. Şükran diyorum. Hiç boşuna söylenme abla. Şükran ablam söylemese de kendime ezdirmem ben. Ya insan biraz anlayışlı olur. Bu insanların da bir derdi var. Biraz alttan alayım der. Ay yok, olur mu hiç? Sanki Almanya'dan buraya bana kaynanalık yapmaya gelmiş.
Aa, tamam Vildan, abarttın ama. Her ailede olur böyle tartışmalar. Önemli olan bunların da üstesinden gelebilmektir. Yoksa atışıp köprülere atmak en kolayı. Of, aa. Bayan hoşgörü konuştu. Hiç. Benim vakfa gitmem lazım. Şimdi senin cadılığınla uğraşamayacağım Şükran. Ay çok üzüldüm. Vildan, sen de toparla kendini biraz. Hadi hoşçakalın. İyi günler bayan hoşgörü. İyi günler cadı hanım. Merhaba Rüksan Hanım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ben uyuyorsunuzdur diye düşündüm ama... Uykum yok yavrum, gel otur. Aslında Ali İhsan'la Mehmet kolileri getirecek. O yüzden geldim Rüksan Hanım. Ali İhsan'la Mehmet mi? Hay Allah. Erteleyemez misin? Ya beni görürlerse? Siz yukarıda beklersiniz. Ben onları gönderirim, merak etmeyin. Salona falan bıraktırırım kolileri. Hay Allah. Baba, yurt dışından neden bizi kimsenin aramadığıyla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Ne buldun? Teklif verdiğimiz firmaların çoğu Fresh'le anlaşmış baba. Hem de bizden çok kısa bir süre sonra teklif verildiği halde. Sibel'in şirketi. Evet baba. Biz ne teklif verdiysek aşağısını çekmiş. Sanki fiyatları biliyor gibi. Peki nereden biliyor olabilirler? Hangi taşı kaldırsam bu katı çıkıyor. Yeter be. Ben iyice bir endişelenmeye başladım abla. Acep nerede bu Rüksan Hanım? Ne derdi tasası vardı ki bu hallere geldi? Sorma Nesli, sorma. Ben de hiç iyi değilim. Geçen akşam da hayrolsun inşallah. Rüyamda kötü kötü şeyler gördüm. Bir daha da uyuyamadım zaten. Aleksandra diktim aya. Öyle sabaha sabah ettik vallahi. Allah Allah. Hayırdır abla, ne gördün ki? Öyle karanlık bir gece. Nasıl şimşekler çakıyor emme. Ortalık toz duman. Sen sonra konağın orta yerine bir yıldırım düşüvermez mi? Tövbe ya Rabbim. Evlerden uzak. Yıldırım öyle büyük ki Nesli. Bütün konak ailesi kaçışıp duruyor dört bir yana. Bir telaş, bir telaş. Sonra da bir bakınıyoruz ki Rüksan Hanım yok konakta. Ben doğrasında rüyanın sıçrayıp uyanmışım. Hayır olsun abla, inşallah kötü bir şeylere işaret falan değildir. Pek ayrı yok ya, dur bakayım. Abla, ne durumda sizin bebek? Sus kızı rezil, sorulur mu hiç öyle şeyler? Geldiler, siz odanıza girin. Tamam. Ben hemen gönderirim onları. Tamam kızım. Aman dikkatli ol, olur mu? Merak etmeyin. Ey günler gelin hanım. Nereye koyalım bunları? Gelin hanım sen misin? Benim, geçin içeri, salona koyun. Yavaş. Şöyle koyuver. Gerek yok gelin hanım. Siz bize odayı gösterin, biz oraya koyuverelim. Yok gerek yok, ben alırım hepsini. Mehmet doğru söylüyor gelin hanım. Size bir daha iş olmasın. Odayı gösterin de oraya bırakalım hadi. Yok canım, zahmet olmaz. Hem daha ayırırım ben onları, koyuverin şuraya hadi. Sen şimdi bizi... Yormamak için öyle diyorum. Ben anladım seni gelin hanım ama gerek yok. Eğer biz bunu yerine koymazsak sonra Emirhan Bey'imden fırça yeriz. Doğru şu oda olacak Mehmet. Gel şuraya koyalım. Hadi Alişan abi. Uzattınız ama. Bırakın dedim. Ben taşırım sonra. Hadi oyalanmayın. Hem onları bırakın da dışarıdakileri getirin. Sen bilirsin gelin hanım. Vallahi bizden günah gitti. Aman efendim.
Kimleri görüyorum? Merhaba. Merhaba. Geleceğini sanmıyordum. Aslında Emir Han'ı buraya çağırdım. Onunla yalnız konuşmak istedim. Mesaj alınmıştır. Ben şirkete geçiyorum hemen. Daha sonra görüşürüz. Ha, Zinet, bir fotoğrafın var mı? Neden? O kadarını sorma canım, var mı? Olacaktı galiba. Bir bakayım. Bir tane var. Buyurun. Teşekkür ederim. Ne olacaktı? Sürpriz. Görüşürüz. Seni de zor durumda bıraktım kızım. Kusura bakma. Yok, önemli değil. Kahve içer misiniz? Size bir kahve yapayım. Çok isterim. Peki. Ethem Bey. Hoş geldiniz. Konuşacaklarımız var seninle. Hay hay. Sizi burada beklemiyordum. Buyurun. Bir çayımı için. Bize iki çay. Buraya niye geldiğimi pek hala biliyorsun. İnanın bilmiyorum. Yurt dışında teklif verdiğimiz ne kadar firma varsa sen de teklif vermişsin. Ne var ki bunda? Alıcılar belli. Verdiğim fiyatlar da bizim fiyatların altında. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ticaret bu. Rekabet içinde fiyat kırmak normaldir. Seninki değil ama. O fiyatlarla kâr etmem mümkün değil. Bunu sen de biliyorsun. Sırf bizi baltalamak için reel olmayan fiyatlar vermişsin. Biz burada böyle iş yapmayız. Rekabet içinde bile olsak birbirimize saygı gösteririz. İşler burada böyle yürüyor olabilir. Ama ben bunu değiştirmeye kararlıyım. Ben İstanbul'dan geliyorum, unutmayın. Orada oyunun kuralları başkadır. Bunu zamanla siz de göreceksiniz. Tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Ama madem oyunu böyle oynamak istiyorsun, o zaman sonuçlarına katlanırsın. Tehdit ve zorbalık vardarlıların aile geleneği sanırım. Bak, eğer kadın olmasaydın sana bu lafı ödetmeyebilirdim. Başınızda bu kadar sorun varken, bu kadar önemsiz bir konu için ofisime gelmeniz beni şaşırttı. Ne gebeliyorsun sen ağzında? Karınızı diyorum Ethem Bey. Henüz ortaya çıkmamış galiba. Sen bu konuyu nereden biliyorsun? Bütün Muğla bu haberle çalkalanıyor Ethem Bey. Gel. Abla. Ne var, ne oluyor? Beni neden görmek istedin? Konuşmamız gerekiyor. Hangi konuda? Ben gerçeği biliyorum Emirhan. Hangi gerçeği? Okan'la ilgili gerçeği. Okan'ın Nalan'ın oğlu olduğunu biliyorum. Siz zahmet etmeseydiniz. Yok kızım, ne zahmeti. Oyalanıyorum işte. Başka türlü vakit geçmiyor. Buyurun, kahveniz. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Biraz daha iyisinizdir inşallah. İyiyim. Sen de ne oluyor bu kadına şimdi diyorsundur. Aslına bakarsanız
Ben neler olduğunu biliyorum. Sizi belki rahatsız edebilir ama bence en doğrusu bu. Emirhan benden hiçbir şey saklamaz. Ben de ondan. Saklamasın zaten. Bak, birbirinden sır saklayanların hali ortada. Evliliklerde kimse birbirinden bir şey saklamamalı kızım. Bazen şartlar mecbur kılıyor. Bunu benden iyi bilemezsin. İnan. Haddin değil tabii ama Ethem baba bir hata yapmış, evet. Yine de bu hatanın bir telafisi olabilir diye düşünüyorum. Bazen hayat içinde öyle acılar biriktirir ki artık katlanamaz olursun. Ben bu evlilik için öyle fedakarlıklar yaptım ki. Artık halim yok kızım. O yüzden beni ikna etmeye çalışma. Sen nasıl hissediyorsun bilmiyorum ama ben kendimi ihanete uğramış gibi hissediyorum. Babamı bu konuda affedebileceğimi sanmıyorum. Seni anlıyorum abla. Ben de gerçeği ilk öğrendiğimde seninle aynı şeyleri düşündüm. Dünya başıma yıkılmış gibi geldi. Yoksa şimdi normale döndün mü diyeceksin? Babamı affettim, sen de affet mi diyeceksin bana? Abla, bak. Ben bu konuda da sana bir şey söyleyemem. Bu bana düşmez. Senden sadece şunu istiyorum. Ailemiz yakın zamanda sancılı günler yaşayacak gibi. Bu dönemde bütün gücümüzü ailemizi bir arada tutmak için kullanalım. Önemli olan şey ailemizin birliği. Bir arada olduktan sonra diğer konuları zamanla hallederiz. Bundan sonra babamın yüzüne nasıl bakacağım Emirhan? Nasıl bir şey olmamış gibi davranacağım? Bak, bu daha çok annemle babamı ilgilendiren bir konu. Bu gerçeği unutmadan davranmaya çalışalım. Sen bu ailenin en büyük çocuğusun. Senin davranışların bize de örnek olacak. Ne olur, sorumluluklarını bilerek davran. Lütfen. Annem bugün aranızda geçenleri anlattı. Nasıl anlattığını bilmiyorum gerçi ama anlatacağını biliyordum. Kafede herkesin önünde bağırıp çağırmışsın. Bu sana hiç yakışmadı Vildan. Biliyorsun kadın onca yoldan sırf seni daha iyi tanımak için geldi. Doğru. Biraz atıştık. Ama ben o noktaya kadar sabırlı davrandım Koray. Annenin gün boyu annemle ilgili imalarını duymamaya çalıştım. Ama annen bir türlü durmak bilmedi. Ben de sonunda patladım. Eminim annemin niyeti kötü değildi. Sen orada değildin Koray. Annenin sürekli nasıl laf çarptığını bilemezsin. Onu ilgilendirmeyen bir konuda sürekli annemi aşağıladı. Ben buna izin veremezdim. Bence sen annemi yanlış anlamışsın Vildan. Ona karşı fazla ön yargılı değil misin? Ben hiçbir şeyi yanlış anlamadım Koray. Annen dahil hiç kimsenin annem aleyhinde konuşmasına izin vermem. Bunu bugün yaptırmadım, yarın da yaptırmam. Sen de bil. Ellerine sağlık kızım. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun Rüksan Hanım. Bu karışıklıkta ne hazırlayabilirsem hazırlamaya çalıştım işte. Sen Reyhan'ın yemeklerini bir de eve iyice yerleşince gör anne. Gel anneciğim, salona geçelim biz. Bu durumu daha ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsun anne? Burada olduğunu bizimkilere haber vermeliyiz. Bu şekilde devam edemeyiz. Onlar da merak içinde. Biliyorum Emirhan. Biliyorum.
Ben de bu durumun böyle gitmeyeceğinin farkındayım. Madem bir karar verdin, bu kararla yüzleşmen gerekiyor. Ne demek istiyorsun? Beni yanlış anlama anne. Neler çektiğini anlıyorum. Babamı affetmeni de beklemiyorum. Kaldı ki onu ben de affedebilmiş değilim. Ama yine de boşanmak... ne bileyim... bu çok ciddi bir karar anne. Benim fikrimi soruyorsan... ben boşanma derim. Senin böyle söyleyeceğini biliyordum. Bana ne kadar hak versen, babanı ne kadar haksız bulsan da, sonuçta babana karşı bir şey yapamayacağını biliyordum. Ben sadece babamı değil, bütün ailemizi düşünüyorum anne. Sonuçta hepimiz bu karardan etkileneceğiz. Kızlar yok mu baba? Yok. Ben o zaman onlara bir bakayım. Zeynep. Efendim baba. Neden geldin, neden gidiyorsun? Kızları arıyordum zaten. Sonra konuşuruz baba. İyi akşamlar. İyi akşamlar Koray, gel. Nasılsınız? İyi değilim. Annen nasıl? Ne yapıyor otellerde? Hiç de ilgilenemedik onunla. Çok ayıp oldu. Önemli değil. Önce Rüksan anne bulunsun da. Annem her zaman gelir buraya. Ne olacak? Ben dışarıdayım. Yoruldum Emirhan. Bu evliliği ayakta tutmak için daha nelere katlanmam gerekiyor benim? Daha önce nelere katlandın ki anne? Neyse Emirhan. Konuyu uzatmanın anlamı yok. Yarın fabrikaya gittiğinde babana burada olduğumu söyle. Gelsin konuşalım. Nasıl istersen. Ama konuşurken sadece kendini değil, tüm vardarlıları düşün anne. Tamam mı? Ben bugüne kadar bütün kararlarımı vardarlıları düşünerek aldım oğlum. Belki yanlış yaptım. Belki biraz da kendimi düşünmeliydim. Şükran. Hadi ama asma suratını artık. Annen iyiymiş işte, bak merak etme. Çok korkuyorum Kerim. Ya boşanırlarsa? Şükran, ben boşanacaklarını zannetmiyorum. Ama öyle bile olsa bu hayatın sonu değil. Her çift bir gün boşanabilir. Bu çok normal. Bugün Ethem beni görmeye geldi. Haberim var. Yurt dışından senin ismini bu kadar çabuk alabileceklerini düşünmemiştim. Kerim sandığımdan hızlı çıktı. Niye bu kadar sıkkınsın ki? Senden şüpheleneceklerinden mi korkuyorsun? Bunu istemeyiz değil mi? Tabii ki istemeyiz. Bu yüzden hedef saptıracağız. Nasıl? İzle ve gör. Şu içine düştüğüm duruma bak Allah aşkına. Koray bile beni teselli etmeye çalışıyor. Koray kim ana? Bizim eve daha dün gelen çocuk. O da kötü niyetli değildir o. Sen sıkıldıkça evdekiler de senin için endişeleniyorlar. Bu da normal değil mi? Belki niyeti kötü değil ama... bu durum gene de beni mahcup ediyor ana. Ben bu duruma düşmemeliydim. Ah Rüksan, ah.
Hala bir haber yok değil mi oğul? Yok ana. Sanki yer yarıldı da içine girdi. İki gündür şöyle derin bir uyku uyuyamadım. Ne vakit uykuya dalsam kötü kötü rüyalar üşüşüyor aklıma. Nerede bu kadın ana? Niye böyle çekip gittin? Bence böylesi bir taraftan iyi oldu oğul. Bunun neresi iyi ana? Gerçeği öğrendiği gibi karşına dikilseydi daha mı iyiydi oğul? Hiç olmazsa öfkesi yatışır. O da salim kafayla düşünür de seni anlamaya çalışır. Sonunda bir hal çaresi bulursunuz. Bak görürüz. Vildan. Bunu uzatacak mısın Vildan? Konuşmayacak mıyız artık? İyi geceler. Of. Hayatım, uyumadın mı sen? Sen bana bakma. Uyu. Ama sen böyle kötüyken ben uyuyamıyorum. Canım çok sıkkın Reyhan. Biliyorum. Ama bence bu kadar üzülmene gerek yok. Boşanmayacaklar. Annem çok kararlı. Hayatım, zamanla sakinleşecek. Bırak yarın ikisi konuşsun. Bunca yıldan sonra boşanmaları o kadar kolay değil. Bu kadar çocuk, torun. Sonra sizin buradaki ağırlığınız. Kolay mı bir kalemde silmek? Hadi en kötüsünü düşünme artık. Hadi iyi geceler. Yalnızsın baba. Yalnızım ya. Ben gidip kızları uyandırıp geleyim. Zeynep. Ne o? Nene. Benimle konuşmuyor musun? Onu nereden çıkardın baba? Kaç gündür benimle yalnız kalmamaya uğraşıyorsun. Nasıl fark etmeyeyim? Yok baba. Annem yok diye gerginim. O ortaya bir çıksın konuşuruz. Var tabii konuşmak istediklerim ama şimdi sırası değil. Günaydın. 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 Günaydın kızım. Günaydın. Hoş geldin. Annem bugün İzmir'e geçecek. Gitmeden önce bir hoşça kal dersin herhalde. Gitmeden önce evde ağırlarız. Anne. Hı. Ben çıkıyorum. Allah'a ısmarladık. Ben burada babanı bekliyorum. Gider gitmez konuşacağım anne. Ben de hazırım tatlım. İstersen birlikte çıkalım. Olur. Sonra görüşürüz Yüksel Hanım. Ben anneme kadar gidiyorum. Benden de selam söyle kızım. Baş üstüne. Görüşürüz. Güle güle yavrum. Hadi lan oyalanmayalım. Daha fabrikaya gideceğiz. Sonra bütün laf işitiriz. Tamam be Alişan abi. Kalkıyoruz işte. Bir çay içiyoruz burnumuzdan getirip durun he. Fabrikada ne yapacaksınız ki siz? Kim bilir Neslim. Bizim ne iş yaptığımız belli mi ki? Ne isterlerse yapıveriyor. Koli taşınacak taşıyın. Davetiye dağıtılacak dağıtın. Tarlalar beklenecek bekleyin.
Of ulan of. Kahır çekmeye gelmişiz bu dünyaya anasını satayım. Lan madem kahır çekmek istemiyordun, sana verilen o kuponu yatırsaydın deyus. Bak ne diyeceğim Alikşan abi. Ne diyeceksin? Sen hala orada mısın? He. Öf, yeterse yeter be. Bu da gafa ya, saksı değil ki. Başladınız gene sabahın köründe dırdırlanmaya. Hadi hadi, gidin de işimize bakalım. Hem onlar nasıl laflar Mehmet? Beğenmiyorsan çekip gidersin aslanım. Vardarlara eleman mı yok? Konakta bir mevzu olursa bana hemen haber et, he mi? Niye Mehmet'im? Yardıma mı koşuvereceksin? Tabii o da var da. Aslen meraktan ölüyorum Neslim. Ne olacaksa olsun biz de öğrenelim gari. Bu fırtına öncesi sessizlik bugün yarın bozulur. Ben size deyiverim. Bak hala konuşuyor ya. Şuna bak, koyuncağın derdinde bu deyusta et derdinde. Hadi anam hadi hadi. Baba. Ne vardı? Şey baba, sana bir haberim var. İyi bir şey olsun. Daha fazla kötü haber duymaya tahammülüm yok. Annem geldi baba. Ne? Geldi mi? Ne zaman? Nerede şimdi? Konakta mı? Yok baba, benim evde. Bu sabah geldi. Senin evde mi? Ne işi var senin evinde? Seni bekliyor. Konuşacakları varmış. Efendim. Bağlayın. Evet Sibel Hanım. Öğle yemeği mi? Niçin? İşle ilgili konuşmak istediğim şeyler var. Peki. Yalçın restoranda buluşuruz o zaman. Görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Çok vaktim yok. Senin için küçük bir şey yaptım. Yaptınız mı? Nedir bu? Aç da bak bakalım. Kimden bu? Ben çizdim. Sizin böyle marifetleriniz var mıydı? Hobi işte. Çizerim arada böyle şeyler. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beğendin mi? Beğenilmeyecek gibi mi? Sevindim. Dün o fotoğrafı almanızın nedeni buydu demek. Bütün gece bununla uğraştınız demek. İşte. Tekrar teşekkür ederim. Daha önce kimse benim için böyle bir şey yapmamıştı. Bunu başucuma asacağım. Thank you.
İçeri gel Ethem. Konuşacaklarımız var. Böyle ortadan kaybolmalar, aramamalar. Ya senin bir ailen, bin tane sorumluluğun var. Sakın bana sorumluluklardan bahsetme Ethem. Sen o sorumluluklara sırt çevireli yıllar oldun. Yine aynı konulara dönmeyelim Ruhsan. Yıllar önceki bir hatayı kaşıyıp durmaktan sıkılmadım mı artık? Yeter! Olanı değiştirme gücüm yok ki benim. Böyle bağırarak bir yere varamazsın Ethem. Sakin sakin konuşalım. Böyle başını alıp gitmeden konuşamaz mıydık? Konuşmamız için ortadan kaybolmam mı gerekiyordu? Düşünmek istedim Ethem. Bir karara varmadan önce yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım vardı. Ne kararıymış bu? Buyurun. Kızım beni hatırlamadın herhalde. Kusura bakmayın çıkaramadım. Ben Aysel. Annenin buradaki eski komşusuyum. Hani yolda karşılaşmıştık. Ben annenle inatlaşmıştım hani senin oğlun olduydu diye. Ha, hatırladım. Ay yeni duydum kızım. Baban ölmüş, başın sağ olsun. Sağ olun. Ben pek gelemiyorum artık buralara. Bir anneni de görüveren de yola koyayım açık açık. Tabii tabii buyurun. Beni çok kırdın Ethem. Ben hayatımı sana adadım. Ailemiz için her türlü fedakarlığı yaptım. Ne kararı diye sordum Rüksan. Oysa ben bu fedakarlıkları yaparken... Sen benden çoktan uzaklaşmış, başka bir hayatı yaşamaya başlamışsın. Çok gerilerde kalmış bir hatayı büyütüp duruyorsun Rüksan. Bak işi nerelere vardırdın. Bunun geçmişe ait bir hata olmasını ben de çok isterdim. Ama değil. Sen bu hatayı bugün de sürdürdün. Okan'la ilgili gerçeği ilk öğrendiğinde bana söylemiş olsaydın. Yine çok kırılırdım ama seni affedebilirdim. Sen bunu yapmak yerine yalan üstüne yalan söyledin. Geçmişteki gibi ikili bir hayat sürmeye devam etti. Ama artık üzülme. İkili bir hayat sürmek zorunda değilsin. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun Rüksan? Boşanmak istiyorum Ethem. Ne yapacaksın Şengül? Hepimizin gideceği yer belli. Öyle. Yaşımızda gençliği ki be Şengül. Bak yaş dedim de insan yaşlandıkça dalgınlaşıyor. O zamandan beri düşünür dururum. Hala Reyhan yerine oğlun olmuştu gibi geliyor ama. Bunun yalanı olmaz ya. Ben yaşlanıyorum işte. Aysel yine mi bu konu? Aman canım. Diyorum ya yaşlandım işte. İyi de kızımın yanında habire bunu söyleyip durma. Tamam hata ettin bitti. Uzatmanın alemi yok ki canım. Bunu aklından sil Ruhsan. Ben yaşadığım sürece benden boşanamazsın. Buna izin vermem. Senden izin almıyorum Ethem.
Sadece kararımı bildiriyorum, o kadar. Bunu kabul edeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun Rüksan. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Oyun mu bu? Koskoca vardarlarız biz. Seni bırakmam. Bunu aklına iyice sok. Böyle bir şey olmayacak. Ben ölene kadar sen benim karımsın. Ben de beklerim Şengül. Hadi iyi günler. Bana da güle güle. İyi günler. Ay ne patavatsız kadın ya. Ay anne senin de bir kovmadığın kaldı kadını. Ne var canım yanlış hatırlıyorsa? Aman. Eskiden de sevmezdim bunu. Böyle boş kafalının tekiydi. Böylelerinden dostun olacağına hiç olmasın daha iyi. Kadın o kadar yolu kalkmış gelmiş ama. Patavatsızlık için. Neyse boş ver. Akşama ne yemek istersen? Ben evde olurum herhalde. Rüksan Hanım yalnız bırakmayayım şimdi. Aferin kızım. Bırakma. Sana taş atana sen de taş atma. Allah mükafatını verir. Gidip kızlarla konuşmak istiyorum. Lütfen sen olma. Artık bunu daha fazla kanatmayalım Ethem. İkimiz için de anlamsız. Lütfen. Olmaz. Olmaz. Olmaz! Olmaz. Boşanacak ha. Şu ana kadar anlattıklarınız çok mantıklı. Ama ben hala neden bu yemeği yediğimizi anlayamadım. Aslında bir çeşit centilmenlik anlaşması için. Ne gibi? Bakın, piyasada tavrım biraz agresifti, kabul ediyorum. Bana da zararı olmadı değil. Bundan sonra yurt dışındaki müşterileri paylaşalım derim. Böylece ne siz zarar görün, ne de ben. Aslında olması gereken bu, biliyor musunuz? O zaman... Rüksan Hanım. Rüksan Hanım. Şükür kavuşturana. Aklımızı kaçıracaktık Rüksan Hanım. Nasılsınız? İyisiniz ya. İyiyim kızlar, iyiyim. Eksik olmayın. Kızlar salonda mı? Salonda Rüksan Hanım. Ne oldu? Kayınvalidenle aranı düzeltebildin mi? Zaten canım burnumda. Bir de sen üstüme varma abla. Hiç canını sıkma. Sen doğru olanı yaptın. Anne! 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 Anneciğim! Canım!
Neredeydin anne? Öyle çok merak ettik ki seni. Anne ödümüzü kopardı. İnsan bir telefon açmaz mı? İyi misin anne? Yorgun görünüyorsun. Neredeydin bunca zaman? Neden bizi hiç aramadın? Hiç düşünmedin mi bunlar merak içindedir diye? Aa, yeter. Bunalttınız kadını. Anne, en başından anlat neler oldu? Ablanız haklı kızlar. İzin verin iki dakika soluklanayım. Sonra her şeyi anlatacağım. Ben de sizlerle konuşmaya geldim zaten. Babama haber verelim. Ben babanızla konuştum. Emirhan da biliyor geldi. Tabii canım, aksi düşünülemezdi zaten. Yine her şeyi en son biz öğreniyoruz anne. Şükran, bunların sırası değil şimdi. Veriyoruz anne. Hadi başla anlatmaya. Ben... Demek döndünüz Rüksan Hanım. Evet. Hoş geldiniz. Asıl siz hoş geldiniz. Ben buradaydım zaten. Buyurun. Hoş geldiniz Rüksan Hanım. Hoş bulduk yavrum. Ben buradayken ortaya çıkmayacaksınız diye korkmaya başlamıştım Rüksan Hanım. Sizi görmeden gitmek istemezdim doğrusu. Ben kayıp değildim Şevki Hanım. Ne bileyim, iki gündür kimse yerinizi bilmeyince. Anne şimdi bunların sırası değil. Rüksan anne de yorgun görünüyor zaten. Yorulmuştur tabii. Kim bilir neler yaşadı değil mi Rüksan Hanım? Sizi bu akşam beklemiyorduk Şevkiye Hanım. Ben de gelmeyi düşünmüyordum ama Koray çok ısrar etti. İzin verirseniz ben üstümü değiştireyim. Sohbetimize daha sonra devam ederiz. Tabii tabii. Kim bilir anlatacak ne çok şeyiniz vardır. İşte o. Hani dediydim ya sana, Ethem Bey o. Ben bir yanına gideyim. Bekle geliyorum. Tamam. Afiyet olsun Ethem Bey. Sağ ol. Bakıyorum da yalnız içiyorsunuz. Öyle. Tabii canım. Sizin derdiniz de içirtir yani. Ne demek istiyorsun sen? Karınız kayıpmış da duydum onu diyorum. Sen kim oluyorsun da benim karımla konuşuyorsun ha? Hey! Kimsin lan sen? Ha! Ne oluyor? Ha! Sakin olun be! Hayır! Ethem Bey! Ethem Bey! Anne. Zeynep. Anne, kızların yanında seni sıkıştırmadım ama neler olduğunu bilmek istiyorum. Kızım bunları hep birlikteyken konuşalım. Ayrı ayrı anlattırıp durmayın bana. Anne. Kızlar. Kadın ne oldu salonda? Aman birazdan geleceğiz dedik. O kadar bekleyiversin canım. Ayıp kızım misafirim. Anne neler oluyor? Ben... Babanızdan boşanıyorum kızlar. Ne? Ne? Ne?
Artık üzülme. Senden izin almıyorum Ethem. İkili hayatı sürmek zorunda değil. Sadece kararımı açıklıyorum. O kadar. Boşanmak istiyorum Ethem. Ben hayatımı sana adadım Ethem. Her şeyi Vardarlılar için yaptım. Ailem için yaptım. Anne sen ne diyorsun? Ne demekmiş boşanmak anne? Anne böyle bir karar pat diye alınır mı Allah aşkına? Yeter. Kızlar, inanın çok yorgunum. Bunları konuşmak için çok zamanımız olacak. Daha sonra uzun uzun konuşuruz. Gel. Rahatsız etmek istemem ama annem salonda tek kaldı. Canım, geliyoruz. Çok özür dileriz yavrum. Estağfurullah. Hadi gidelim. Orada olmam lazımdı. Orada olsan sana da soru soracak ablanlar. Bırak annen açıklasın. Hani boşanmayacaklardı Reyhan? Ben bu kadar kararlı olduğunu tahmin etmemiştim bir tane. Hepsi benim yüzümden. Hepsi. Bu sefer de Ethem Bey yok. Galiba bu masada bütün bir aile oturmak mümkün olmayacak. Koray İzmir'e geçeceğinizden bahsetmişti. Ne zaman olacak bu? Yarın gideceğim. Ama orada uzun kalmaya niyetim yok. İlk fırsatta geri dönmeyi düşünüyorum. Dört gözle bekleyeceğiz. Fabrikada işler nasıl Kerim? Her şey yolunda mı? İyidir Koray. Senin işler nasıl? İyidir. Bari yemek masasında iş konuşmayın Kerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun babacığım. Sağ ol. Ben yedim. Biraz başım ağrıyor. Odamda olacağım. Haber vereyim dedim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Müsaadenizle benim de ufak bir işim var. Dönmüşsün. Sadece bu gece burada kalacağım Ethem. Şevki Hanım yarın İzmir'e gideceği için konakta kalmak istedi. Böyle bir durumda gitmek istemedim. Bu gece burada olmanı Şevki Hanım'a borçluyuz yani ha? Bizim sorunlarımızı başkalarının bilmesine gerek yok. Bunu iki gün önce düşünseydin ya. Senden bir ricam olacak Ethem. Nedir o? Bu gece başka bir yerde kalmanı istiyorum. Bu yatakta seninle birlikte uyuyamam artık. Peki Rüksal. Ama suskunluğum seni yanıltmaz. Söylediklerini kabul etmiş değilim. Sadece bu akşam konuşacak durumda değilim. Yarın uzun uzun konuşacağız. Bu geceki anlayışın için teşekkür ederim.
Şunu iç oğlum. İyi gelir, açılırsın biraz. Ben iyi olmak istemiyorum ki ana. Ne oldu oğlum? Bilmediğim şeyler mi var? Sen durduk yerde bu kadar içmezsin. Doğru. İçmem ana. Ama bugün farklıydı. Bugün aklımı uyuşturmak istedim. Düşünmemek. Neden Ethem'im? Rüksan döndü ana. Aa, gözün aydın oğul. Demedim mi ben sana? Rüksan aklı başında bir kadındır. Bir iki günlük fevri bir çıkıştı o sadece. Oturup düşününce durumu kavradı demek ki. Benden boşanmak istiyor. Aa, yapma oğul. Sen de inandın mı buna yoksa? Kadın işte ne yapsın? Bir şekilde tepkisini göstermek istiyor. Yoksa ben onun senden boşanacağına dünyada inanmam. Kaç yıllık hayat arkadaşın o senin. Meraklanma sen. Hiç siler mi seni bir kalemde? Silmez değil mi ana? Silmez, silmez. Sen sıkma canını. Daha geç bir saate bilet alsaydınız keşke. Kahvaltı bile edemediniz. Vakitlice gideyim İzmir'e. Ne zaman döneceksin anne? Kalırım birkaç zaman. Döneceğim zaman ararım seni. Kusura bakmayın, sizinle ilgilenemedik. Başka zaman artık. Eşyalar toplamın seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım. La 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 la. Kadınım. Hatırla o günü karşıki sokakta. Seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. La 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 la. Kadınım. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen. Masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine. Sen. Kadınım. Deri dere deri dere deri dere deri dere dere. Kadınım. Deri dere deri dere deri dere deri dere. Bana bıraktığın bütün bu hayatın. Yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen. Şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver bana.
Dışarıda yalnız üşüyorsun. Thank you.